Evet, gençler, eşitlik kavramında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi, köklü bir ifadenin paydasını nasıl rasyonel yaparız? Buna bakacağız. Öncelikle sevgili gençler, payda kısmında bir köklü ifade varsa bunların rasyonel olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlarım, köklü bir sayıya bölme işlemini yapamayız. O halde arkadaşlar, benim elimde bir sayı varsa mesela, kök A gibi bir ifade var. Ben bu kök A ifadesini öyle bir irrasyonel sayıyla çarpmalıyım ki sonuç rasyonel sayı olsun. Ki bu kök A olabilir. Kök A ile kök A'nın çarpımı A'dır. A burada rasyonel. Kök A ifadesi de doğal olarak kök dışına çıkamayan bir ifade olduğu için A. Kök A sayısı da burada irrasyoneldir ve iki tane irrasyonel sayının çarpımı rasyonel bir sayı olarak çıktığı için bu sayılar birbirinin eşleniğidir diyebiliriz. Şimdi bu sayının tek eşleniği bu mu? Hayır. Mesela kök A sayısının bir diğer eşleniği 2 kök A olabilir. Mesela kök 3 sayısı. 4 kök 3 ile çarpıldığı takdirde kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3, 3 kere 4'ten 12 gelir. Burası da mesela 2A geliyor. Bakın rasyonel, bakın rasyonel. Şimdi demek ki tek eşleniği yokmuş bazı ifadelerin, ama bazı ifadelerin ise tek eşleniği olmak zorunda. Mesela A artı kök B dediğimiz sayının eşleniği A eksi kök B olmak zorundadır. Sebep? Çünkü ben ancak bununla bunu çarparsam 2 kare farkından kaynaklı A kare eksi B gibi tamamen köklerinden arınmış bir ifade yakalarız. İşte ben bunlara da birbirinin eşleniği diyeceğim. O halde eğer ki elimizde, örnek veriyorum, kök M artı kök N gibi bir ifade varsa bunun eşleniği sevgili gençler köklü ifadelerden bir tanesinin başındaki işareti değiştireceksin. Mesela kök M eksi kök N. Bunun eşleniği budur. Veya A artı kök X. Bunun eşleniği nedir arkadaşlar? A eksi kök X'tir. Veyahut kök A eksi kök B. Bunun eşleniği nedir? Kök A artı kök B'dir diyeceksiniz. İki sayı, iki tane irrasyonel sayı çarpıldığında sonuç rasyonel sayı çıkıyorsa o iki sayı birbirinin eşleniğidir diyoruz. Eşleniğin tanımını da bu şekilde yazabilirsiniz. Örneğimize bakalım. Demiş ki bize 2 bölü kök 3 artı kök 2. Bunun eşleniği neydi? Kök 3 eksi kök 2 idi. Bunun eşleniği nedir arkadaşlar? Kök 2 artı 1. Bunun eşleniği kök 3 diyebiliriz. Pekala. Üst taraf 2 parantezinde, hatta hiç paranteze de uğraşmayalım, direkt çarpalım. 2 kere kök 3, 2 kök 3. Eksi 2 kök 2. Bölü kök 3'ün karesi 3, kök 2'nin karesi 2. Artı 2 kök 2 artı 2. Bak, bununla bunu, bununla bunu çarptım. Bununla burayı çarparsam da kök 2'nin karesi 2, 1'in karesi 1 olduğu için bu şekilde yazarım. Eksi 6 kök 3 bölü kök 3 kere kök 3. 3 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar, 6 ile 3'ü sadeleştirdim, burası 2 geldi. 2'den 1 çıktı 1. 2'den 3'ten 2 çıktı 1. 2 kök 3 eksi 2 kök 2 artı 2 kök 2 artı 2 eksi 2 geldi cevabımız. Alt taraf komple 1 oldu. Bu da sevgili arkadaşlar, eksi 2 kök 2 artı 2 kök 2, 2 eksi 2 birbirini götürür. Geriye sadece 2 kök 3 kaldığı için de cevap 2 kök 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu sorumuza bakalım. Eşleniği nedir arkadaşlarım? Kök 5 artı kök 2'dir. Bunun eşleniği de kök 5 eksi kök 2'dir. Çarpalım. Kök 5 kere kök 5, kök 25'ten 5'tir. 5, kök 5 çarpı kök 2 de kök 10'dur. Eksi, alt kısma bakalım. Şöyle bölü diyelim. Kök 5'in karesi 5, kök 2'nin karesi 2. Eksi, yan tarafta ne var? Kök 5 kere kök 2 kök 10. Kök 2 kere kök 2 de eksi sevgili gençler 2 yapar diyeceğiz. Ve alt kısım yine 5 eksi 2 gelecek. Şimdi paydaları eşit ve ikisinin de paydası 3 olduğu için artı kök 10 eksi kök 10 birbirini götürür. Şurada da eksi eksi artı yapacağından 5 artı 2 bölü 3 cevap olur. Yani cevabımız neymiş? 7 bölü 3'müş diyeceğiz sevgili gençler. Bu sayfamızın, 75. sayfamızın sağ üst tarafına geçiyoruz. Ve böyle bir soruyla karşılaşıyoruz. 4 kök 5 eksi 4 kök 2 bölü kök 5 artı 5 eksi kök 2 eksi kök 10 demiş. Şimdi bak arkadaşım, şu iki ifadede sen bunları kök 5 parantezine alırsan eğer,
Burada 1, burada da kök 5 kalacaktır. Bu 1. İkincisi, şurada da eksi kök 2 parantezini alırsan eğer, şurada 1 kalır, şurada da artı kök 5 kalır. Bunu niye yaptığımızı şu an anlamış olman lazım. Çünkü 1 artı kök 5'ler ortak geldi. O halde 1 artı kök 5 parantezine de alırsam ben bunu, şurada kök 5, burada da eksi kök 2 kaldığını görürsün. Üst tarafa bakın. 4 parantezinde kök 5 eksi kök 2 diye yazamaz mıyım? Yazarız. Şimdi bizim elimizde şöyle bir ifade oluştu bak. Şunu aldım, bu pay kısmı. Şunu da aldım, bu da payda kısmı. Araya da kesir çizgisini çektim. İşte bize bu soruluyor. Peki şuradaki kök 5 eksi kök 2'lerin sen ortak olduğunu görüyorsun. O halde cevap 4 bölü 1 artı kök 5'miş. Paydalar irrasyonel kalmasın istiyorsun. O zaman 1 eksi kök 5 ile çarp. 4 eksi 4 kök 5 bölü alt kısımda 1'in karesi 1, kök 5'in karesi 5. Üst taraf 4 eksi 4 kök 5. Alt taraf ise eksi 4. Üst tarafı eksi 4 parantezini alırsam eğer kök 5 eksi 1 gelir. Alt tarafta da eksi 4'ümüz var. Eksi 4'ler giderse cevap kök 5 eksi 1 olarak bulunur sevgili gençler. Ve böylelikle alttaki sorumuza geçebiliriz. Kare kök 27 neydi? 3 kök 3 değil miydi? Bir de burada kök 3'ümüz var. Eklerseniz 4 kök 3 olur. Şu ikisi 4 kök 3. Yanında da ne var? 4 var. O zaman ikisinde de 4 olduğu için 4 parantezini bir alalım. 4 parantezinde, parantezinde diyorum, kök açıyorum, ne kadar ilginç. 4 parantezinde kök 3 artı 1. Alt kısmı da arkadaşlarım kök 7 parantezini alıverelim hadi. Kök 7 parantezinde bak burada 1 kalır, şurada da kök 3 kalır. Ne hikmetse bunlar da birbirini götürür tabii. Artı burada 3, burada da kök 7'miz var. Şimdi bakın ikisinin de paydası kök 7 geldi. İlginç. O zaman üst tarafları toplayabiliriz. 4 ile 3'ün toplamı 7 yapar. Bunu da kök 7'ye böleceğiz. 7 dediğimiz sayı kök 7 kere kök 7 biçiminde yazılabilir. Alt tarafta da kök 7'miz var. Kök 7'ler giderse cevap ne gelir? Kök 7 gelir sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 76. sayfamla. Kök 5 bölü kök 7 artı kök 2 x olduğuna göre bu ifadenin x cinsinden eşiti nedir diye sorun. Şimdi öncelikle gelin şöyle bir şey yapalım. Bakınız. Kök 5 bölü kök 7 artı kök 2 dediğim ifadeyle eğer ben şöyle bir şey yapsam. Kök 5 bölü kök 7 eksi kök 2 ifadesini çarpsam. Buradan sevgili gençler kök 5 kere kök 5 5 gelir. Kök 7 artı 2 ile kök 7 eksi 2'nin çarpımı kök 7'nin karesinden kök 2'nin karesini çıkarmaktır. Yani 5 bulmaktır. 1. Şimdi şu kısım neydi? Bu kısım x'in aynısıydı. Ben buraya x dedim. Çarpı. Peki şu kısım neydi? Bize sorulanın, ben bunu a diyeyim, tersi miydi? Yani 1 bölü a. Yani gençler x çarpı 1 bölü a 1'miş. Yani x bölü a eşittir 1'dir diyebilirim. İçler dışlar çarpımından x eşittir a diyebilirim. Yani bu x ise bu da x'miş arkadaşlar. Böylelikle neyi bulmuş olduk sevgili gençler? A'nın yani bize sorulanın x cinsinden eşitini bulmuş olduk. X cinsinin değeri yine x'miş. Yani bu iki ifade birbirine eşitmiş sevgili gençler. Devam. 2 artı kök 2 çarpı 2 artı kök 3 eksi 2 kök 3 eksi kök 6 işleminin sonucu nedir diye sorulmuş bize. Peki bulmaya çalışalım. 2 artı kök 2'miz var. Çarpı 2 artı kök 3'ümüz var. Ve sevgili gençler şu sağ tarafa baktığınızda eksi kök 3 parantezine alınabilecek bir ifade kendisi ki şurada 2 kalır. Şurada da arkadaşlarım artı kök 3 kalır. Bunu neden yapıldığını yine anlamış olmalısınız. 2 artı kök 3'lerimiz geldi mis gibi. 2 artı kök 3 parantezine alalım hadi bunu. Şurada bu ifade kalır. 2 artı kök 2. Burada da eksi kök 3'ümüz kalacaktır. Ve böylelikle bizim elimizde bir 2 artı kök 3'ümüz bir de 2 artı kök 2 eksi kök 3'ümüz kalmış oldu. Bunu da sevgili gençler 2 artı kök 3 çarpı 2 eksi kök 3 artı 2 biçiminde bir yazalım. Sonra da şu sarıyla işaretlediğimi içeri dağıtalım ama dağıtırken
Bir şunun üzerine dağıtalım, bir de bunun üzerine dağıtalım. Şimdi 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3'ün çarpımı nedir? 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. Yani 4 eksi 3. 1 artı 2 kere 2 4 artı 2 kere kök 3 2 kök 3. Yani sevgili gençler, şunları toplarsanız 5, bir de yanına bunu eklerseniz cevabımız 5 artı 2 kök 3 olur diyeceğiz. 5 artı 2 kök 3 diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız da budur dedik. Geçtim bir diğer soruma. 3 eksi kök 2'nin karesi ile 3 artı kök 2'nin karesi toplamı a'ymış. A artı 3'ün karekökü sorulmuş. Şimdi öncelikle 3 eksi kök 2'nin karesini bir alalım bakalım. Yani önce nereyi halletmeyi seçtik? Şu kısmı. Birincinin karesi 9. Eksi birinci çarpı ikinci çarpı 2 çarpı birinci çarpı ikinci diyelim. Yani şöyle. Artı ikincinin karesi 2. Yani ben bunu 9 değil 9 ile 2'yi toplayalım. 11 eksi 6 kök 2 biçiminde yazabilirim. Daha sonrasında gelin 3 artı kök 2'nin de karesini bir alalım sizle beraber. 3 artı kök 2'nin karesi de 9 artı 2 çarpı 3 çarpı kök 2 artı kök 2'nin karesi 2 gelir. Yani 9 ile 2'nin toplamı şöyle yazalım. 3 artı kök 2'nin karesi de eşittir. Ne gelecekmiş? 9 ile 2'yi topladım. 11 artı 6 kök 2. Bu ikisini toplayınca da a'yı buluyormuşuz. E toplayalım o zaman. A eşittir. 11 11 daha 22. Şunlar da birbirini götürüyor zaten. A 22'ymiş. A gördüğün yere 22 yazar mısın? 22'ye 3 ekle. 25. Bunun karekökü nedir peki? 5'tir deriz. Cevabımız da bu olur. Evet, 76. sayfamızın sağ üst tarafındayız. 6 artı 2 kök 5 eksi 6 eksi 2 kök 5'in karekökleri farkı nedir? Şimdi ben buna sevgili gençler SML'nin S'si diyeyim. Tamam mı? Gelin her iki tarafın karesini alalım. Yani bunun karesi eşittir S kare olacaktır. Böylelikle S kare eşittir. Şunun karesi 6 artı 2 kök 5'in karekökünün karesi 6 artı 2 kök 5 gelir. Daha sonrasında eksi 2 çarpı karekök 6 artı 2 kök 5 çarpı karekök 6 eksi 2 kök 5. Yani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi de 6 eksi 2 kök 5 gelir. Bakın şunun karesi. Şu ifadenin karesi. Şuradaki de şu ifadenin karesiydi. Pekala. Eksi 2 kök 5 ile artı 2 kök 5 gider. 6 ile 6'nın toplamı 12'dir. Ve eksi 2 tek kök içerisinde 6 artı 2 kök 5 ile 6 eksi 2 kök 5'in çarpımı 2 kare farkından kaynaklı. 36, 6'nın karesi eksi 2 kök 5'in karesi nedir? 4 kere 5'ten 20'dir. Yani 36 eksi 20'den burası da 16 gelecektir. Şimdi 12 eksi şu kök 16 4'tür. 2 kere 4 de 8'dir. Farkı nedir? 4. Yani bizim s kare dediğimiz sayı aslına bakarsanız 4'müş. Peki s nedir? Ya 2'dir ya eksi 2'dir. Peki hangisi? Bakın burada daha büyük olan bir sayıdan daha küçük olan bir sayı çıkardığımız için s pozitiftir. Dolayısıyla eksi 2 değil. Artı 2'dir. Cevabımız bu şekilde ortaya çıkmış olur sevgili arkadaşlarım. Geçtim bir diğer soruma. A kare artı 4'ün karekökünden a çıkınca 1 kalıyormuş. A kare artı 4'e a ekleyince ne olur acaba diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ben şu eksi a'yı bir karşıya fırlatmak isterim. A kare artı 4'ün karekökü eşittir artı a artı 1 gelir. Peki. Şimdi gelin şu karekökten kurtulalım ya. Nasıl yapalım? Karesini alalım. Buranın karesi a kare artı 4'tür. Karşı tarafın karesi de a kare artı 2 artı 1'dir. Sen bunların açılımlarını biliyorsun. Ezbere hem de. A kareler gider. 1'i de karşıya atarsanız 2a eşittir 3 gelir. Demek ki a kaçmış? 3 bölü 2'ymiş sevgili gençler. Şimdi biz a'yı bulduk. Peki burada yerine yazmasak mı? 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Artı bir de 4'ümüz var. Bunun karekökü artı 3 bölü 2. 4 kere 4 16. 9 eklersem 25 bölü 4'ün karekökü artı 3 bölü 2 geldi cevap. 25 dışarı 5 diye çıkar. 4 de dışarı 2 diye çıkar. Artı bir de 3 bölü 2'miz var. Toplarsak 8 bölü 2'nin ta kendisi gelir. 8'i de 2'ye bölün. Cevap 4'tür sevgili arkadaşlar. Güzel sorular çözüyoruz. Haberin olsun. Bunlar gayet kazanımı bol olan sorular. Devam. Bir önceki gibi yapalım mı? X'i bu tarafa atalım. Böylelikle hatta bakalım.
Aslında gerek yok. Bu sefer şöyle bir çözüm yapalım. Bak şimdi. X artı karekök içerisinde x kare artı 1. Pekala. Ben bununla x eksi karekök içerisinde x kare artı 1'i çarparsam eğer sonuç ne gelir? Şunun karesi eksi bunun karesi gelmez mi? Yani x kare eksi bunun da karesi x kare artı 1'dir. Ve böylelikle burası x kare eksi x kare eksi 1 olur. X kareler giderse eksi 1 gelir. Yani efendim şunların çarpımı şöyle alalım. Bunların çarpımı sevgili gençler neymiş? Eksi 1. Peki yok kardeş. Şu ifade şunun aynısı değil mi? Evet. Yani burası neymiş? 1 kere bir kere bize sorulan şu eşittir eksi 1 ise bize sorulan şey 1 ile neyi çarparsam eksi 1 olur? Tabii ki eksi 1. Demek ki bize sorulan şeyin cevabı eksi 1'miş sevgili yani. 76. sayfamızı da bitirdik. Geçtik 77'ye. Sanırım son 2 sayfamız kaldı diye biliyorum. Yok 3 sayfamız kalmış. Üzgünüm. 79'da bitiyor. Devam. Şuradaki örneğimize bakalım. A negatif. B'de pozitif olduğunu görüyoruz. A kare eksi 2AB artı B kare demek aslında A eksi B'nin karesi demek biliyorsunuz. Ve ben bu ifadenin karesinin karekökünü alırsam buradakiyle bu gider. Mutlak değer A eksi B kalır elimizde bizim. Artı x eksi y değil A eksi B sevgili gençler kusura bakmayın. Bununla bu giderse de direkt A eksi B diye çıkıyordu biliyorsunuz. A negatif B pozitif olduğunda negatif bir sayıdan pozitifi çıkarırsanız negatif bir sonuç elde edersiniz. Bunu engellemek adına da bunu eksi ile çarparak çıkarsınız. B eksi a artı bir de a eksi b'miz var. Eksi a artı a eksi b artı b sonuç ne? Sıfırın ta kendisi. Devam. X, y iki basamaklı bir sayı olmak üzere a sayısı x, y'nin karekökünü b de kök 10'a eşitmiş olduğuna göre karekök içinde 0,0x'ye ifadesinin a ve b türünden eşiti soruluyor bize. Ben bunu xy bölü 1000 diye yazamaz mıyım arkadaşlarım şu kısmı? Yazarız. Bunun da karekökünü aldığım takdirde bunu kök içerisinde xy bölü 1000'in karekökü 10 kök 10 değil midir? 100 kere 10 olduğu için. Evet. Kök 10 neydi arkadaşlar? B'ydi. Kök içerisinde x, y neydi? A'ydı. O zaman cevap ne olur? A bölü 10 çarpı b'nin ta kendisi olur ve ben bunu a ve b türünden ifade etmiş olurum. Ya da o onu da istemiyorsa soru senden. Ya kardeş kök 10 b değil miydi? Al karesini. 10 ne olur? B kare olur. Gel 10 gördüğün yere de b kare yazalım. A bölü b kare çarpı b de b küp yapar. Cevabımız da bu olur diyebiliriz. Altta soru yok. Sağ üst tarafa doğru geçiyoruz. Bir diğer sorumuz. 6 bölü 2 kök 3 artı 3 kök 2 eşittir x kök 2 artı y kök 3 ifadesinde x ve y birer tam sayı olmak üzere x artı y toplamı kaçtır diye soruyor. Ben bunu 2 kök 3 eksi 3 kök 2 ile çarpmak yani eşleniyle çarpmak genişletmek istiyorum. Üst tarafı yaparsak 12 kök 3 eksi 18 kök 2 gelir. Alt kısımda kesir çizgisini çizdik. 2 kök 3'ün karesi 12 yapar. 3 kök 2'nin karesi sevgili gençler 18 yapar. 12'den 18'i çıkarırsanız eksi 6 gelecektir. Ve 12'yi eksi 6'ya bölerseniz eksi 2 kök 3 gelir. Eksi 18'i eksi 6'ya bölerseniz 3 kök 2 gelir. Ve bu da x kök 2 artı y kök 3'ün ta kendisiymiş. Bakınız. Kök 2'nin ve kök 2'nin katsayılarına. Birisi x, öteki 3. O zaman x 3'müş. Ve sevgili gençler, buradaki kök 3 ve kök 3'ü de bakacak olursanız, kök 3'ün katsayısı y, kök 3'ün katsayısı eksi 2. Demek ki y de eksi 2'ymiş. X artı y soruluyor ya. Basit. Birisi eksi 2, öteki 3. Toplarsak 1 gelir. Cevap budur diyebiliriz. Devam. 1 bölü kök x eksi 1 eksi x bölü x eksi kök x. Şimdi şöyle bir şey yapsak ne olur? 1 bölü kök x eksi 1 eksi x bölü kök x parantezinde kök x eksi 1 desek. Sonra da dayanamayıp şurayı kök x ile genişletsek biz. Olur mu? Olur.
Üst taraf kök x eksi x gelir. Alt taraf da sevgili gençler kök x parantezinde kök x eksi 1 gelir. Tamam. Peki ben üst tarafı kök x parantezine alsam şimdi de. Şurada 1, burada kök x kalmaz mı? Kalır. Alt tarafta da kök x parantezinde kök x eksi 1 vardı. Şununla şunun gittiğini gördünüz değil mi? Ben diyorum ki bununla bu da gider. Gider ama eksi 1 kalır. Niye? Birbirinin eksilisi çünkü. Geriye sadece eksi 1 kaldığına göre cevabımız eksi 1'dir diyebiliriz o halde. Devam ediyorum 78. sayfamla. Örnek. Bu nedir? Şimdi böyle bir şey ilk defa görüyorsunuz bu PDF'de. Şöyle yapıyorsunuz. Ya içeride ne yazarsa yazsın. Burası 2 değil mi? Burası da 2. Köklü ifadelerin dereceleri bunlar. Çarpıyorsunuz hepsini. 2 kere 4 8. 8 kere 2 16. 16. dereceden kök içinde. Bak şimdi. 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti diyorsunuz. Yani 3 üzeri 12. Çarpı. 3'ün karesi diyorsunuz. Yani 9. Çarpı. Yani 3'ün karesi. Direkt öyle yazalım. Çarpı bir de 3'ümüz var en içeride. Eşittir. 0.3 devreden nedir? 3 bölü 9 değil mi? Yani 1 bölü 3. Yani 3 üzeri eksi 1. Bunun da eksinci kuvveti alınıyorsa 3 üzeri eksi x'tir aslında bu. Şu şekilde. Güzel. Şunlar da toplanıyordu sanırım değil mi? 12, 2 ve 1. Toplarsanız 15 gelir. 3 üzeri. 15 bölü 16 diye yazabilirim ben şuradaki 16'yı. Bu da 3 üzeri eksi x miymiş? Şimdi tabanlarımız eşit 3 ve 3. O zaman üstler de bir zahmet. 15 bölü 16'da eksi x'e eşittir. X kaçtır diye soruluyor. Eğer eksi x buysa x eksi 15 bölü 16'dır diye de rahatlıkla söyleyebiliriz. Köklü ifade içeren denklemler sevgili gençler. Bu videomuzu da bu konumuzda bir sonraki videomuzda ele alalım. Böylelikle köklü sayıları üçleyelim arkadaşlar. Videomuz upuzun olmasın. Tamam, seni de sıkmayalım. Görüşürüz diğer videoda. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol çalışmayı da unutma.